İzmir'de 6,5 yıl önce nişanlısı 24 yaşındaki Sibel Çelik'i bıçaklayarak öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği suçlaması ile kasten öldürme suçundan müebbet ve mala zarar verme suçundan 1,5 yıl hapse çarptırılan 38 yaşındaki Halil Yılmaz'ın cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce de onandı. Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 sokakta, 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'ın evinde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin, Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi. Çelik'in, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğunu öğrenen polis, şüpheli olarak peşine düştü, ancak bulamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi 41 yaşındaki S.Y. olaydan bir gün sonra Diyarbakır'a giderken yakalanıp gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren S.Y. tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği bilgisi yer aldı. İki kardeş hakkında, nitelikli kasten öldürme, yakmak suretiyle mala zarar vermek ve kasten yangın çıkarma suçlarından dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında S.Y. tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı. Sibel Çelik'in, yargılamada istenilen Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı. Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Almanya, Halil Yılmaz'ı, ülkelerine iltica ettiği, politik olarak baskı gördüğü gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi. Çelik'in ölümünden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye getirilip tutuklandı. Halil Yılmaz, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS ile verdiği ifadede, cinayeti kabul etmedi. Davanın 26. NCI duruşması, geçen yıl 16 Ocak'ta İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık S.Y.'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, Halil Yılmaz'ı kasten öldürme suçundan müebbet ve mala zarar verme suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Taraf avukatlarının itirazı sonrası dosya, istinafa gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Yılmaz'a verilen cezalar ile S.Y.'ye verilen beraat kararında yerel mahkemenin usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığının bulunmadığına, delil ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. İspat bakımından değerlendirmelerin yerinde olduğuna vurgu yapan 1. Ceza Dairesi, ileri sürülen istinaf nedenlerinin yerinde görülmediğine karar verdi ve Yargıtay yolu açık olmak üzere yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, yerel mahkemede verilen cezanın istinafta da onanması çok sevindirici. Bu kararın emsal olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle Yargıtay'a da gönderdik. Keşke kadın cinayetleri olmasa, bizler de bu kararlara sevinmek zorunda kalmasak diye konuştu. Kapatmak için böyle. Kapatmak için böyle. Kapatmak için böyle. Kapatmak için böyle. Kapatmak için böyle.